%72 topla oynayıp deplasmanda 72 topla oynayıp 4 gol yemek kolay kolay açıklanacak bir şey değil. Tabii ki işte tipik kontratak. Beşiktaş'ı çok iyi analiz etmişler, çalışmışlar. Sporar çok beğendim ki salı günü dikkat edilmesi lazım. Slovak yani 4 maçta 5 gol ya da 6 gol atmış liginde dedim. Formda zaten zirveyi kovalayan bir takım. Yani diri bir takım bulacağımız kesinlikle karşımızda. Öyle bir takım bulduk. Yani 4 gol attılar ama 2-3 tane de çok tehlikeli pozisyon var. Hani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan misali. Birincisi hadi Karius tamam onun üstesinden geldin. İkincisi zaten sakatlandı çıktı Victor Ruiz'in hatası. Yani hep bir ikram söz konusu. Buna rağmen 2-2'den sonra ivmeyi yakalamışken ben Abdullah Hacı Hoca'ya da bir burada not düşmek istiyorum. Öyle iki değişiklik yaptı ki bir anda Beşiktaş o havayı kaybetti. Yani Beşiktaş 3. gol için akıyordu. Evet iki kanadını çıkarttı. Evet evet bir anda ikisini çıkardı. Slovak takımı da profesyonelce yatarak, süreden çalarak o hızı, Beşiktaş'ın o ivmesini kesti. 90 artılarda da tamamen orta sahayı kaybettiği için Beşiktaş iki tane gol geldi. Grubun en zayıf takımından 4 yiyerek başladın. Ne diyebilirim ki? Anlatabiliyor muyum? Yani geçen yılki tablo olacak gibi bir sürpriz olmazsa. Çünkü diğer takım işte Portekiz takımı Braga. Daha önce oynadı Beşiktaş. Kolay evet. Bir takım. Eledi hatta. Daha iyi bir Braga'yı hatta. UEFA'da evet. Neredeyse yarı final final mi oynamıştı? Final oynamıştı ondan sonra eşleşti. Ondan sonra eşleşti. O takımı elemişti Beşiktaş ama o Beşiktaş bu Beşiktaş değil işte. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Diğeri Wolverhampton. Yani zor olacak.